Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estauzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamun aleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden namı diğerli Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Haşir Risalesi'nde de 7. hakikatteyiz artık. 7. hakikatten hatta bir paragraf kadar okuduk. 7. hakikat neydi peki? Bab-ı hıfz ve hafiziyet olup ismi hafiz ve rakibin cilvesiydi. Bu cümleyle başlıyordu. Fakat yine 10. sözün esas okuyacağımız metnine başlamadan evvel en başına dönelim, suretlerden de öncesine ve hangi güzel adımla başladığımızı hatırlayalım. 10. söz Haşir Risalesi, Haşir Bahsi 2 ayet-i kerimeyle başlıyor. Bunlardan birincisi Bismillahirrahmanirrahim ki her ayetin bidayetindeki ayet budur. Her ayeti okunuşlu kılan hem de o ayetin vardığı yer odur. O ayetin bize nüzul etmesini sağlayan da odur. O ayetin bize parlamasını sağlayan da odur yani. Cenab-ı Hakk'ın uluhiyeti yanında rahmaniyeti ve rahimiyetidir ki o ayeti bizim için nimet kılmıştır. Onunla aramızda bir mübarek ilişki oluşturmuştur yani. Eğer Cenab-ı Hak Rahman ve Rahim olmasaydı elbette onu hiçbir şey buna mecbur edemezdi. Onun da muhtaciyeti yoktu ki bu ayetleriyle bizi muhatap etsin, bizi ayetlerle kendine yönlendirsin. Tabiri caizse marifetullah'ın kolu kolaylaştıracak, bize mesafe almamızı sağlayacak işaret taşları koysun. Haşa sümme haşa, Cenab-ı Hakk'ın böyle bir şeye mecburiyeti yoktu, muhtaç değildi. Muhtaç olan biziz, o da fazlıyla, keremiyle, işte rahmaniyeti ve rahimiyetiyle bunları bağışladı. Bu anlamda Bismillahirrahmanirrahim, evet, bize ayetlerin en başında, o ayetlerin nüzul etmesini sağlayan şeyi hatırlamamızı salık verdiği gibi, tavsiye ettiği gibi, öğrettiği gibi, aynı zamanda o ayetin de anlaşılacağı yolu, perspektifi öğretiyor diyebiliriz. İkinci ayetimiz ise Rum suresinin 50. ayeti. Rum suresinin 50. ayeti. Estağfirullah. فَنْظُرْ اِلَىٰ اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Kısa bir meali şu şekilde verilmiş söz basım külliyatta. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Bir daha okuyayım. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Burada baharın haşre aynı kanunun iki parçası olarak ya da şöyle söyleyelim, haşirde gerçekleşecek olan bizim dirilişimizin bu dünyadaki ucu olarak, külli bir tecellisi olarak bahar misal gösteriliyor. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak ona bakmamızı emrediyor. Peki ne olarak bakmamızı emrediyor? Allah'ın rahmet eseri olarak bakmamızı emrediyor. Şimdi rahmet eseri olarak anılması dediğimiz gibi boşuna değil. Çünkü o rahmet eseri diye bakışla ancak rahmetin bu dünyada eyledikleri ve eyleyecekleri anlaşılacak. Baharı ola gelen, doğa ananın yasası, bilmem tabiat babanın bilmem nesi diye böyle tarif ederseniz olanı, bu şekilde sınıflandırırsanız o zaman ondan gerekli okumayı elde edemezsiniz. Çünkü esmanız olmadı, sıfatınız olmadı. Şunat-ı ilahiye dair bilginiz olmadı. Tabiri caizse bir test kağıdı var. Hatırlayanlar vardır içimizde. Bir de cevap anahtarı var. Cevap anahtarı plastik olur. Ta ilkokula gidiyorum ben şu an hafızamda. Öğretmenimiz bana öyle bir vazife verirdi bana güvendiği için. Mesela herkes teste giriyordu, çıkıyordu. Ama testle beraber işte o testi gönderen dershane midir artık, yayın evimdir diyeyim, bir de plastik cevap anahtarı gönderiyor. Birisinin
test kağıdının üzerine o cevap anahtarını koyuyorsunuz. O şeye denk getiriyorsunuz. Sınavın kaçıncısı olduğunu, orada rakamlar var. Oraya getirdiğiniz zaman şak, doğru cevapların üstüne o şey geliyor. Testin üzerindeki kırmızılıklar geliyor, plastikteki kırmızılıklar. Siz kağıtın üzerinde kırmızıya denk gelen cevaplara bakıyorsunuz. Onlara artı yazıyorsunuz, diğerisine eksi yazıyorsunuz. Denk getirememişse, yani doğru cevabı verememişse tabiri caizse. Öyle bir cevap anahtarıyla test kağıdını görenler vardır. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sı, sıfat-ı ilahiyesi, şunat-ı zatiyesi, ona dair bilgimiz aslında o plastik cevap anahtarı gibi. Oraya dair bir şey öğrendiğimiz zaman, onu varlığın üstüne koyduğumuz zaman bize doğru cevapları gösteriyor. Eğer Cenab-ı Hakk'ın rahmeti diye bir şeyin olduğunu bilmesek biz, bu oluşları nasıl açıklayacağız? Yani Allah her an bu kadar varlığı varlığa niye çağırıyor? Yokluktan varlığa niye çağırıyor? O varlık içinde çeşitli rezakiyet tecellileriyle o varlığı niye arttırıyor? Bizim rezakiyet dediğimiz şey aslında varlık arttırımı. Bilgi de bir varlık arttırımı, yemek içmek de bir varlık arttırımı, güzel koku, malumat, güzel manzara. Bunların hepsi aslında bir varlık arttırımı. O manzarayı bilmiyordun, artık görmüşlüğün var, sende bir artım oluştu. O bilgiyi bilmiyordun, sende bir artım oluştu öğrenmekle gibi düşünün. Hepsi bir varlık artımı aslında. Rezakiyet o varlık arttırımının tümünü kapsıyor. Bu rızıklardan bir tanesi de bizim yediğimiz, içtiğimiz. Bu sadece bir tanesi. Derimizin aldığı hava da bir rızık. Derimiz de hava alıyor. İşte ne diyelim, mesela kolumuzun, elimizin, ayağımızın rahat hareket edebilmesi, bağlı olmaması, felç olmaması Allah muhafaza, hastalıklara muhatap olmaması, bunlar da birer rızık. Çünkü öyle hareket etmese kol sıkıntı veriyor. Alçılı olduğunuzu düşünün, nasıl sıkılıyorsunuz o hareket. Böyle kalmaktan, kolun böyle kalmasından bir sıklet oluşuyor. Hep aynı şekilde durmaktan. Ama kol serbest hareket ettiği zaman sanki rızkını almış gibi. Demek hareket de onun bir rızkı. Yürümek, koşmak, gezmek, tozmak, bunlar da demek ki insanın bir rızkı. Aşırıya kaçmamak şartıyla tabii. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz ayet-i kerimesinin hükmüne, o iktisadı öğütleyen, iktisadın özü olan ayet-i kerimenin içine aslında bu türden bütün rızıkları koymamız lazım. Geziniz, tozunuz ama israf etmeyiniz de var orada. İşte güzel manzaralara bakınız, ediniz ama israf etmeyiniz de var onda. Gibi yani o alt katmanları çoğaltabilirsiniz. Her şeyin israfı bu yönüyle haram kılınmış. Çünkü vücudunda bir haddi var. Bir sınır içinde muhatap olması lazım ki onlar da ifrata, tefrite düşmesin. Pekala. Ayet-i kerime bize rahmet eseri olarak bakın diyor Bahar'a. Böyle baktığınız zaman anlayacaksınız ki bahardaki varoluşun, tekrar çağrılışın, tekrar ikram edişinin, tekrar ikram edilişin. Doğru şekilde böyle olur. Bir su içeyim, gene şaşırdım. Tekrar nimetlendirilişin, yavaş söyleyeyim hata olmasın. Tekrar nimetlendirilişin ardında rahmet var diyor. Zaten biz de biraz böyle kafayı yorduğumuz zaman anlıyoruz ki, yani bunları yaratan zatın bunlara bir mecburiyeti yok. Mecburiyeti olsa zaten bunları yaratamaz. Yokluktan varlığa çıkarıyor. Yokluktan varlığa çıkaran nasıl varlığa çıkardığına muhtaç olur ki, o eskiden zaten yokluktaydı. Biraz karışık söyledim ama biraz daha açmaya çalışayım. Yokluktan varlığa çıkardı. Demek ki o evvelen yoktu. Yoksa, yokken de öteki vardı, yani onu yaratan Allah kadimdi. Şeyler var olmadan önce de, masivası var olmadan önce de vardı. Varsa o zaman muhtaç değil, çünkü onlar yokken de var olabiliyor. Gördünüz mü ilgiyi? Yani Cenab-ı Hak ancak yaratırsa fazlından, kereminden yaratır. Sırrı imtihanla yaratır. Hikmetini de katalım bu işin içine. Yani bu gibi sebeplerle haşa sümme haşa, böyle mahlukatı gibi muhtaç olarak, ihtiyaç duyarak, ya bu olmazsa işim dönmüyor diyerek, haşa sümme haşa, Allah varlığıyla, masivasıyla böyle muhatap olmaz. İlahın mahlukiyetiyle muhataplığı, mahlukun diğer bir mahlukla diyelim, muhataplığından buradan ayrılır yani. Bakın burayı bir turnusol, bir nüans, bir ayraç gibi düşünün.
biz muhatap olduğumuz şeylere ihtiyaç duyarız. Yaparız mesela arabayı. Niçin? Arabaya ihtiyacımız var. Bir yerden bir yere gitmemiz lazım. Yükümüzü tek başımıza taşıyamıyoruz. Araba olsun ki taşısın veya binek olsun ki taşısın diyoruz. Veya işte yürüyerek çok uzun süre daha hızlı gitmemiz lazım. Bak, ihtiyaç var her şekilde. O arabanın oluşmasında ihtiyaç var. İşte ekmeğimizi yapıyoruz. Ne için? Yememiz, içmemiz lazım. Rızkımız olacak o bizim. İhtiyaç var. Ama Cenab-ı Hak bir şeyi var ederken ihtiyaçla var etmez. İkram etmek için var eder. O onun kemalidir, yüceliğidir. Allah böyle olur, kul böyle olur. Kul ihtiyaç duyar, Allah ihtiyaç duymadan onun yüceliği, onun kemali, onun dilimize gelmeyen yüce manaları, mukaddes ve münezzeh özellikleri iktiza eder ki varlığa bahşetsin. Büyüklüğünü bir de böyle göstersin yani. Muhtaç olmadığına bağışlasın. Ona kendini öğretsin. İşte daha önce okuduğumuz bir hadisi kutsi vardı. Gerçi senedi münkatı diyorlar ama yine de manasıyla sahihtir. Yani manası itibariyle doğru bir şey haber veriyor. Cenab-ı Hak gizli bir hazineydi, bilinmek istedi. O istemesi bize bağıştır yani. Rahmaniyetin içi onunla doludur. Evet, Cenab-ı Hak rahmeti gereği baharı yaratıyor. Varlığı kışında, içinde, yokunda bırakmıyor, tekrar çağırıyor, bahşediyor, lütfediyor, onları hayatla tanıştırıyor. Böyle olursa, rahmet böyle iktiza ederse, yine aynı rahmet iktiza eder ki ya insan türü de kendi kışında, içinde, yokluğunda kalmasın, tekrar varlığa dönsün, tekrar o alıştırıldığı ikramlara, belki daha fazlasına, ki inşallah cennete gidersek inşallah elbette daha fazlasına, ama cehenneme gidersek Allah muhafaza eylesin. Allah bizim ayağımızı bir an olsun oraya bastırmasın yani. Biz ona dayanamayız. O azabın dehşeti, vahşeti yani bizim kaldıracağımız bir şey değil. Hep onun rahmetine, keremine sığınıyoruz günahlarımızdan. Bizi güzellikle, rahmetiyle terbiye etsin. Azabına uğratmasın inşallah. Evet. İşin özü şu. Bahardaki rahmet yine iktiza eder ki insan türü de kendi baharına muhatap olsun. Çünkü orada kudrete geçelim şimdi. Orada 1, 2, 3, 4 değil milyon, 100 milyon, trilyon tane türü tekrar varlığa çağıran Allah onun kudretinden de uzak değil ki. Hiçbir imkansızlıktan söz edilemez ki insan türünde tekrar varlığa çağrılmasın. Çünkü o milyonlarca tür, bu bir tane tür. Bunun Allah'a ne zorluğu olabilir haşa? Hani üstadın verdiği misal, dağları yerinden oynatıyor. O dağ oradan kalır buraya koyuyor. Her gün olduğunu, her yıl olduğunu görüyorsun bunun. Sonra misafirlerin önüne bir kaya düşüyor. Diyorsun ki bu sultan bu kayayı kaldıramaz. Ya adam da tövbe haşa, yani bu temsilin içinde söylüyoruz bunu. Ya o sultan şeyi kaldırıyor, dağları kaldırıp indiriyor. O taş ne ki ya? O taş ne ki ona? Hiçbir şey. İşte insanın diriltilişi de Cenab-ı Hak için hiçbir şey. Onun kudretine aciz yok ki, miktar yok ki, sonsuz. Ha bir olmuş, ha bir milyon olmuş, ha 100 milyon olmuş. Onun için bir. Varlık çünkü hiçlikten varlığa çıkışta bir. Buraya da girip meseleyi dallandırayım mı? Azıcık dallandırayım. Şöyle düşünün arkadaşlar. 6 milyar insan var, bir tane de Ahmet var. İkisi de hiçlikten çıkacak. 6 milyar insan da 6 milyar insanla, 6 milyon insanla, 6 milyar insanla, artık rakamı siz koyun. 6 trilyon insanla olsun. Arttırın, üstüne de koyun. Bir de bir tane insan Ahmet. İkisi de hiçlikte çıkarken birbirlerinden farkı var mı? Bak, o da hiçte, o da hiçte. Hiçlikte varlık eşittir. Ha 6 milyar çıkmış, ha bir tane Ahmet çıkmış. Sonuçta hiçten çıkıyor. Aynı yerden kaldırılıyor yani. Tabiri caizse yokluktan varlığa çıkarılıyor. O anlamda o varlığın, hiçten bir şeyin varlığa çıkarılması için gereken sonsuzluk, aynı şekilde ötekilerin de varlığa çıkarmak için gereken sonsuzluk bir şey değişmiyor yani kudret açısından baktığınızda. Bilmiyorum anlatabildim mi? Neyse efendim, girizgahı çok uzattım. O 15 dakika da almışım. Şimdi şeye dönelim. Yani ayet-i kerimenin özetle bize söylemek istediği, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti iktiza eder ve kudreti de imkan verir ki insan türü kendi haşiyle muhatap olsun. Delil mi arıyorsunuz? İşte bahar. Bahara bakın, bunun delilini göreceksiniz diyor.
Efendim öyle öyle suretleri bitirdik, işaretleri bitirdik. Şu an hakikatlerdeyiz. Yedinci hakikati okuyoruz. Yedinci hakikat babı hıfz ve hafiziyet olup ismi hafiz ve rakibin cilvesidir diye başlıyordu. Bu cümlelerin amacını da Haşr Risalesi derslerimizde hep konuşuyoruz. Bediüzzaman Hazretleri burada bize ayet-i kerimede öğretilen formülün yerine konacak isimleri öğretiyor. Yani ayet-i kerime bize rahmet ve kudret üzerinden tabiri caizse babı kudret, şöyle alayım, rahmet öncelikli olduğu için sırayı şaşmayalım. Babı rahmet ve kudret olup ismi rahim, ismi rahman ve kadirin cilvesidir diyordu ayet-i kerime bize içindeki o temsille. Üstad Hazretleri burada orada öğrendiğimiz formülü, bakış açısının tekniği bu isimler üzerinden bir daha uygulayacak. Yani ayet-i kerimenin verdiği dersi iyi bir öğrenci gibi genişletecek. Farklı yerlere de taşıyacak. Farklı yerlerde de uygulayacak. İyi öğrenci budur arkadaşlar. İyi öğrenci hocasının dersini genişletir. Üstüne bir şeyler, yani üstüne koymak diyoruz, bunu insani şey olarak söylüyoruz. Haşa, Cenab-ı Hakk'ın ilminin üstüne bir şey koymak mümkün değil. Biz kendimize gösterilenin üstüne biraz daha bir şeyler öğrenmek için, kendi sınırlılığımız içinde konuşuyoruz yani. Haşa, Cenab-ı Hak zaten her şeye kadir olduğu gibi her şeye de alim, her şeyi biliyor. Bütün isimlerinden, sıfatlarından, şuunatından tezahür eden, tecelli eden delilleri zaten biliyor. Nasıl okunacağını zaten biliyor. Bize bir tane öğretti, desti teşvik vurdu. Hadi bakalım bu ayetin penceresinden, bakış açısından, babından, kapısından bir girin bakalım daha neler çıkacak diye. İşte iyi öğrenci dersini çoğaltıyor. Bediüzzaman Hazretleri de burada farklı farklı esmalar üzerinden okumalara devam ediyor. Bu yedinci hakikatte bize hıfz, yani koruma, muhafaza, saklama ve hafiziyet, onun sıfat haline gelmiş, kanun haline gelmiş şeyi. Cenab-ı Hak hafiziyet sahibidir. Cenab-ı Hak rezzaktır. Nereden biliyoruz? Mahlukatına rızık veriyor. Cenab-ı Hak rezzakiyet sahibidir. O hep rızık vericidir. Artık biraz daha kanun boyutuna, zaman üstü boyuta, zamanın tümüne yayılan bir boyuta, varlığın tümüne yayılan mekanların, nesnelerin, şeylerin hepsinin üstüne yayılan bir boyuta taşınıyor. Yani isim fiilden çıkıyor, sıfat kanundan çıkıyor, kanun okumasından çıkıyor. Buna geçen derste bir örnek verdik. Tekrar edelim o örneği. Ahmet kapıyı kapatır. Yani şimdi Ahmet kapıyı kapatır. Bu sıfat mı, isim mi? Ahmet bir kere kapıyı kapattı. Ahmet kapıyı kapatan oldu. Bir kere oldu bu, isim sahibi oldu. Bir kere yaptı. Fakat Ahmet girdiği bütün kapıları kapatıyor mu? Bu bir sıfat özelliğidir, meleke haline gelmesidir. Evet, Ahmet bütün kapıları kapatıyor. Hep öyle yapıyor. Hep öyle yapıyorsa bu bir sıfat olur. Bakın, bir kere fiil isim sahibi yapabiliyor ama sıfat olması için o fiilin düzenli bir şekilde, onda bir meleke, bir adet olacak şekilde tekrar etmesi gerekiyor. Cenab-ı Hak biz hafiziyet sahibi diyoruz. Bunu niye söylüyoruz? Çünkü Cenab-ı Hak onu bütün nesnelerde, şeylerde, yarattıklarında uyguluyor. Her nereye baksak eserlerini gördüğümüz için bunu Cenab-ı Hakk'a sıfat olarak atfediyoruz. Sadece bir şeyi korumuyor. Sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o mağarada örümcek ağıyla, güvercin yuvasıyla korumuyor. Her bir nesneyi aslında koruyor, saklıyor. Ve bu saklamanın, korunmanın çok başka boyutları da var yani. Sadece fiziksel koruma değil. İşte suretlerin naklinden bahsettik. Hafızalarda iz bırakmadan bahsettik. Seslerin iz bırakmasından bahsettik gibi gibi çoğalttık bu örneği. Babı hıfz ve hafiziyet olup ismi hafiz. Cenab-ı Hakk'ın hafiz ismi. Söz basım ne mana vermiş onu okuyalım yine. Yarattıklarını gözetip esirgeyen, amellerini koruyan Allah diye mana vermiş. Evet, mana bu. Hafiz ismi bu manaya geliyor. El Hafiz ismi. Yani ama hani tarifler bazen çok icmali kalıyor. Şöyle düşünün. Varlığın hiçliğe gitmesine Cenab-ı Hak izin vermiyor. Sadece kendisi olarak değil,
anlarının bile hiçliğe gitmesine izin vermiyor. Ben şu an size bir ders yapıyorum. Bu ders telefonuma kaydoluyor. Oradan YouTube'a aktarılıyor. YouTube'dan siz izliyorsunuz. YouTube yok olabilir bir gün. O artık ne kadar büyüklükte bilemiyoruz. Data merkezini, serverını herhalde devasa bir binadır, içi hep dolu makinedir diye tahmin ediyorum. Orası yok olsa, burası yok olsa, şunlar bunlar, dinleyenler, söyleyenler kaybolsa yine yok olmuyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın başka dataları var. YouTube'unki ne ki? YouTube'unki hiçbir şey. Cenab-ı Hak melekler koymuş omuzlarımıza, kaydediliyor. İşte diyorum, alemde izler bırakıyoruz, kaydediliyor. Seslerimiz uzaya doğru gidiyor, dalgalar şeklinde kaydediliyor. Hepsinden öte Cenab-ı Hakk'ın ilmi ilahisinde kaydediliyor. Onun işte yansımaları diyebileceğimiz levh-i mahfuzda, işte kitab-ı mübin, imam-ı mübin diyoruz, buralarda, yani kaderde, bunların hepsinde kaydediliyor. Var olan yok olmuyor bu surette. Kendisi olarak bir ölümle muhatap olsa bile yaptığı izler Cenab-ı Hakk'ın esmasına dair olduğu için, sıfatlarına dair olduğu için, şuunatına dair olduğu için, yani Cenab-ı Hakk'ın eseri olduğu için, sadece kendisi olduğu için değil, Cenab-ı Hakk'ın eseri olduğu için o şeyler silinmiyor. Hafiziyet büyük resimde bunu söylüyor bize. Biz varlığın sonsuz dalgalanmaları içinde var oluyoruz. Ve ölümümüzle de bu varoluşu yok edemiyoruz. Biz edemiyoruz. Bak, insanın acizliğini de buradan bir şey çıkaralım, ders çıkaralım, nasihat çıkaralım. Yine söyleyemedim. Bir su daha içeyim ben. İnsanoğlu o kadar acizdir ki kendi varlığını da yok edemez. Kendini yok etsin, intihar mı ediyor, uçurumdan mı atlıyor, zehir mi içiyor, asıyor mu, Allah muhafaza etsin, Allah kimseye öyle bir şeyle imtihan etmesin. Ama bunları yapması bile kendisini yok edemiyor. Şimdi bir sürü ünlü var, intihar etmiş. Kaldı mı suretleri? Kaldı. Kaldı mı hayatları? Kaldı. Hatta işte kitap oldu, belgesel oldu, kaldı. Kaldı mı ne diyelim, eserleri, işte yazdıkları, çizdikleri, aldıkları, sattıkları hatıraları kaldı mı? Kaldı. Bak, insanoğlu kendini bile yok edemiyor. Bırak var etmeyi. Zaten var edemiyoruz. Varlık şey, en zor şey zaten var etmek. Bir sarayı yapmak 1000 günlük işse, o sarayı yakmak 1 günlük iş. İşte zalimler, Allah ıslah etsin yani. Allah ıslah olabileceklerini ıslah etsin, ıslah olmayacaklarını kahru perişan etsin, başımızdan def etsin. Bak, günlerdir ormanlarımız yanıyor. Manavgat'tır, Marmaris'tir, her yerde birden başladı yani. Buna tesadüf demek mümkün mü? Değil elbette. Elbette bunda, bu cezada bizim hatalarımızın da payı var ama belli ki yani bu işi bir örgüt yapıyor. Yani bunu bilmiyorum, çıkarmak için çok böyle zeki olmaya gerek yok. Bu kadar beraber, bu kadar organize yangınların olması elbette bir örgüt işi. Bak, yıkmak ne kadar kolay. O orman kaç yılda oluştu orada? Belki 1000 yıl var orada yani, o orman. Belki 1000 yıldan da fazladır var orada orman. Tekrar fidan diksen oluşması gene 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl ağacına göre, dokusuna göre aynı şartların oluşması. Şimdi Cenab-ı Hak bizi var ediyor. Zaten varlık zor. Yani o oluşum süreci çok zor. Onu insan zaten kendisiyle açıklayamıyor. İnsan kendisini mi var ediyor? Mümkün değil. Bırakın onu yıkmak bile, o kadar kolay bir fiil olmasına rağmen onu da başaramıyor. Ya onu da başaramıyoruz arkadaşlar. Yok edemiyoruz kendimizi. Kalıyoruz her yerde. Bu bile bizi uyandırmalı yani. Ne varoluşumuz bizde, ne yok oluşumuz bizde. Kayıtlarımız, kuyutlarımız tutuluyor her yerde. Ben varlıktan çekileyim, hiç tanınmamış, hiç anılmamış gibi olayım diyemiyorsunuz. Bilakis o kastınız belki daha çok duyulmanıza sebep oluyor. Ünlülerin intiharları gibi düşünün. Hayattan kaybolayım, kimse beni bilmesin falan. Baktın, asıl şöhretin belki oradan çıktı senin. İntihar ettin diye daha çok kitabın satıldı, eserin basıldı, yüzün tanındı falan. Böyle de bir ters orantı. Neyse,
İşte ismi Hafiz'i böyle düşünün arkadaşlar. Bir acizlik dersi bir. İkincisi bu kainattaki her şeyin sonsuz varlık dalgalarına dönüşmesi. Kendisinden bağımsız. Kendisi sadece onun bidayeti. Ben dediğimiz şey ben oluşun, varlıkta yaptığı işin sadece bidayeti. O devam ediyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Hatemül Enbiya serverimizin varlıktan gidişi, zahiren, vefatıyla, çekilişi, bedenen, onu ne yaptı, yok mu etti? Haşa, yani görüyorsunuz yaptığı dalgalanmayı. Şu an 2 milyar Müslüman ki şimdiye kadar gelip geçenleri saymıyoruz. Daha da yayılıyor yani. Dini, bayrağı hala taşınmakta. Hala ilahi kelimetullah davası için, tebliğ için insanlar uğraşmakta, gayret etmekte. Bu nedir? Bu dalgadır. Onun dalgası öyle, onun şanına göre, şanını büvvetine göre. Bakıyorsunuz evliyasının da alimler, peygamberlerin varisleridir sırrınca Allah dostlarının, mürşitlerin de dalgaları devam ediyor. İşte Bediüzzaman Hazretleri vefat tarihi 1960. Bakın şu an 2021. 40, 61 sene değil mi? Tabii 61 sene. Düşünün bak, ben şu an onun bir dalgasıyım aslında sadece. O bir eser yazmış. O eseri ben okuyorum, size anlatmaya çalışıyorum. Anladıklarımı kabım yettiğince, gücüm yettiğince, dilim döndüğünce bir dalga oluyorum. Ben Bediüzzaman Hazretleri'nin ismi Hafiz ismi gölgesinde, ismi Hafiz gölgesinde bir dalgasıyım. Cenab-ı Hak onu kaydetmiş ve devam ettiriyor. Gibi gibi bütün mürşitlerimiz, Allah hepsinden razı olsun, hepsinin şefaatine bizleri nail eylesin, derslerine aslında talebeler üzerinden devam ediyorlar. Talebeler alimlerin ömrüdür. Ümmetleri peygamberlerin ömrüdür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emri bedenen 63 senedir ama asıl ömrü ümmetinin ömrüdür. Onun vefatıyla kıyamet kopacak. Yani ümmeti kalmadığında, diyorlar ya kıyamet yaklaştığında bir esintiyle bütün müminlerin canlarını alacak Allah. Kıyamet kafirlerin başına kopacak rivayetlerde, sahih rivayetlerde bunlar anlatılıyor. Niye? Bitti çünkü nübüvvet halkası tamamlandı. Nübüvvet halkası Efendimiz'e tamamlanmıştı ama onun şahsı manevisinin bedeni devam ettiği için ümmet üzerinden. O öldüğünde artık irşat şeyi koptuğundan dünyanın da hikmeti kalmıyor. Eğer bedenine bağlı olsaydı o vefat ettiğinde kıyamet kopardı. Çünkü bitmiş olurdu iş. Ama ümmetiyle onun mirası devam ettiği için hafiziyet ismi üzerinde, hafiziyet sıfatı el-hafiz ismi üzerinden düşünüyoruz. Biz Efendimizin o korunan, saklanan mirası olduğumuz için, o dalga bizim üzerimizden devam ettiği için varlık dalgası, Cenab-ı Hak kıyameti koparmıyor ama kıyametin kopacağı zaman biz olmayacağız işte. O dalganın şeyi bitmiş olacak ve Cenab-ı Hak kafirlerin başına kıyameti koparacak. Evet, bir de Rakib ismi var burada. İsmi Hafiz ve Rakib'in cilvesidir diyor. Rakib burada nasıl verilmiş ona bakalım önce. Çünkü bunlar daha usta işi tanımlar. Görüp gözeten, koruyan, yarattıklarından bir an bile gafil olmayan Allah. Görüp gözeten, koruyan, yarattıklarından bir an bile gafil olmayan Allah demek. İsmi Kayyum'a bir açıdan bakıyor. İsmi Kayyum her an varlığı devam ettirmekle ifade ediliyor. Cenab-ı Hak kendisi varlığı her an devam ettirmekte. Her şeyin varoluşu Cenab-ı Hakk'ın var edişine bağlı. İsmi Kayyum bunu söylüyordu. İsmi Kayyum'un ama bir parçası da bize diyor ki bu her şeyi gözeten nasıl olmalı? Her şeyi her an var eden nasıl olmalı? Görüp gözeten, koruyan, yarattıklarından bir an bile gafil olmayan bir Allah olmalı. Anlatılıyor ki işte bir hikayedir. Kıssadan ise menkıbe yaşanmış mı bilmiyorum kesin olarak ama öyle duydum ben. Allah dostlarından birisi Cenab-ı Hakk'ın ne uyuyacağını, yani onun uyumasının olmadığını haşa, uyku arız olmadığını, gaflet arız olmadığını Cenab-ı Hakk'ın anlatıyormuş yani. Her an her şeyi o dikkatiyle, dikkat bunlar işte bizim kelimelerimiz ama siz oradan Cenab-ı Hakk'ın marifetullahını mukaddes ve münezzeh manalarla anlamaya çalışın. İnsani kusurlardan, mahlukatın kusurlarından arındırarak götürmeye çalışın. Her an her şeyi Cenab-ı Hak var ediyor. Bu sırrı anlatıyor yani. İsmi Kayyum sırrını anlatıyor. Cenab-ı Hak uyumaz, gafil olmaz gibisinden mahlukatına falan.
O sırada birisi de tepsiyle şerbet dağıtıyormuş. Kristal tepsi, şey, bardaklar tepsinin üstünde hizmet ediyor. Tabi kulağı da mürşidin de dinlerken demiş ki ya demiş nasıl olur demiş ya. Hani insanoğlu üzerinden düşünüyor. Zaten bütün dalaletler buradan çıkıyor diyoruz ya. İnsan kendi sınırlarıyla Allah'ı düşünürse, kendi sınırlarıyla sınırlandırırsa işte bitti. Orada marifetullah arızası başlıyor. Bunlar anlamak için eşiklerdir, kapılardır ama sınırlandıramazlar. Ben uyuyorum, gafil oluyorum, dalıyorum, şaşırıyorum ama haşa Allah bunlardan münezzehtir. Benim dikkatim onun varlıkta her an devam eden yaratışını anlamak için bir eşiktir. Yoksa benim varoluştaki dikkat sınırım onun dikkat sınırını, dikkat kelimesini yine tırnak içinde kullanıyorum, sınırlandırmak için değildir yani. Cenab-ı Hakk'ın ilmi her şeyin üzerindedir. Heh, dikkat kelimesi tehlikeli dedik, yerine ne kullanacağız? Rakib ismi işte, Rakib ismi. İşte ismi kayyumdan şeye geçiyorduk ama kıssayı bitirelim. O mürşit bunu anlatırken talebesi de tabii işte onu demiş içinden. O sırada tepsi elinde arasında gezerken birden bir uyku gelmiş. Belki kerameti veli olarak, belki bir sırrı hikmetle Cenab-ı Hak verdi. Elinden tepsi kaymış, tabii oradaki ahalinin üstüne şerbetleri dökmüş. Allah dostu mürşit tabii biliyor talebesinin içinden ne geçtiğini Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle. Demiş ki bak işte. Cenab-ı Hak da eğer bir an olsun varlığa gafil olsa haşa, varlığa karşı uyusa, uyuklasa, bir an kopsa bağı yani ilmi, Er-Rakib ismi penceresinden düşünün, bir an o bağ kopsa varlıktan, işte varlık böyle yokluğa gider, kaosa gider, karmaşaya gider, hiçliğe gider. Çünkü her şey bir düzenle, ince nizamla devam ediyor. O adamın taşıdığı bardak ne, tepsi ne, tuttuğu kol ne, bu bir şey değil ki. Neler neler, ne ince dengelerle her an harekete devam ediyorlar. Duran bir şey var mı? Duran bir şey var mı ya? Güneşler, onların gezegenleri, o sistemler beraber, galaksiler, kara delikler, süpernovalar, bilmem neler neler, hep hareket, hep şey. Bunlar hep bir düzen içinde, bir fizik, bir bilim, bir yasa. İçinde. Bilim dediğimiz şey, fizik dediğimiz şey zaten o yasaların keşfettiğimiz kısmı sadece. Okuduğumuz bir parçası. Ama her şey bir düzen içinde. Her şey yasalar içinde, kanunları içinde. Devam ede geliyor. Bunları bu şekilde devam ettiren Allah, elbette ismi kayyum sahibi olan Allah, kayyum olan Allah, elbette Er-Rakib isminin sahibi de olmalı. Çünkü bu devam ettirme habersizce bir devam ettirme değil. Yani o adam tepsiyi tutuyordu elinden. Birisi geldi orada bardakların hepsini topladı. O tepsiyi hala hiç arkadaşıyla konuşmaya dalmış. Tepsiyi hala elinde tutuyor falan. Böyle bir şey değil Cenab-ı Hakk'ın varlıkta tutuşu. Her şeyden haberli, her şey intizamla devam ediyor. Hepsi kullanıyor detaylarına kadar. Biliniyor. Böyle bir var ediliş var. Hal böyle olunca işte İslim-i Kayyum'un bir gereği olarak da Er-Rakib ismini görüyoruz. Ama diğer tarafa çevirelim. İsmi Hafiz'in de bir gerekliliği, ondan ona geçen bir kapı, bir yansıması, birbirini gösterir şen ve namlar Bediüzzaman'ın tabiriyle, aynalar gibi. Hafiz olanın rakip olması da lazım. Her an kayıt altına alıyorsa her an izlemesi lazım. Bir muhasebeci düşünün, bütün şirketin kaydını tutuyor. Her anda izlemesi lazım ki o kaydı tutsun yani. İzlemeden o kaydı nasıl tutacak? Depoya gelen mallar. Gelene bakmadın sen, nasıl kaydedeceksin? Her an takip edebileceksin ki o kayıt tutulsun. Zaten bir muhasebe departmanı diyelim ki şirkette yenilenmiş, yeni bir amir gelmiş. Ve eskiden de diyelim işler çok iyi yürümüyormuş, disiplinli. O muhasebe müdürünün, departman şefinin ilk yaptığı şey yeni bir sistem kurmak. Nedir o sistem? Her şey benim elimden geçecek. Göreceğim. Ne oluyor, ne bitiyor? Benden rapor istiyorsanız bunları da bana bildireceksiniz. Bir şey koyar onu. Takip sistemi koyar. O takip üstünden muhafaza eder. Korur, saklar. Şirketin zarara uğramasını engeller. Mallarının haybeye gitmesini engeller. İşte bilgi istendiğinde verebilecek altyapıyı çıkarır. Envanterleri şudur budur vesaire. Ben işletme okudum ama hiç o işi yapmadım. Çok küçük bir dönemde yaptım sadece. Yani onu da çalıştım denmez.
O açıdan okuduğum için biliyorum, yoksa o işi yaptığım için bilmiyorum. O işi yapmadım yani. Öyle bir işletme fakültesi çatısız açık öğretim okumuştuk. Üniversite denirse ona da. Evet. Rakip ve Hafiz isimlerinin ilgisini de böyle kurduk ve Rakip isminin de bize tahattür ettiklerini düşündük. Şimdi epey girizgahı uzattım ama dünkü derste güzel yapamadığım için şimdi bunu yapıyorum. Dünkü ders, bir önceki günkü derste, yani ilk dersimizde bu bahsin 7. hakikatin. Benim çakralarım çok açılmamıştı. Biraz uykuluydum, güzel olmadı. Burada biraz daha üstünde duruyorum o yüzden. Metne geçelim. İlk paragrafı doğrudan okuyalım çünkü üzerine konuştuk. İkinci paragraftan itibaren de metinde ilerlemeye çalışalım. 7. hakikat. Babı hıfz ve hafiziyet olup ismi Hafiz ve Rakib'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki gökte, yerde, karada, denizde, yaş kuru, küçük büyük, adi ali, her şeyi kemali intizam ve mizan içinde muhafaza edip bir türlü muhasebe içinde neticelerini eleyen bir hafiziyet, insan gibi büyük bir fıtratta, hilafeti kübra gibi bir rütbede, emaneti kübra gibi büyük vazifesi olan beşerin, rububiyeti ammeye temas eden amelleri ve fiilleri muhafaza edilmesin, muhasebe eleğinden geçirilmesin, adalet terazisinde tartılmasın, şayeste ceza ve mükafat çekmesin, hayır ve asla. Evet, ikinci paragrafa geçiyoruz. Evet, şu kainatı idare eden zat her şeyi nizam ve mizan içinde muhafaza ediyor. Nizam ve mizan ise ilim ile hikmet ve irade ile kudretin tezahürüdür. Nizam ve mizan ise ilim ile hikmet ve irade ile kudretin tezahürüdür. Çünkü görüyoruz, her masnu vücudunda gayet muntazam ve mevzun yaratılıyor. Hem hayatı müddetince değiştirdiği suretler dahi birer intizamlı olduğu halde heyeti mecmuası da bir intizam tahtındadır. Zira görüyoruz ki vazifesinin bitmesiyle ömrüne nihayet verilen ve şu alemi şehadetten göçüp giden her şeyin Hafiz-i Zülcelal birçok suretlerini elvah-ı mahfuza hükmünde olan hafızalarda ve bir türlü misali aynelerde hıfzedip ekser tarihçe hayatını çekirdeğinde neticesinde nakşedip yazıyor. Zahir ve batın aynelerde ibka ediyor. Zahir ve batın ayneler. Konuşacağız. Mesela beşerin hafızası, ağacın meyvesi, meyvenin çekirdeği, çiçeğin tohumu, kanunu hafiziyetin azameti ihatasını gösteriyor. Dedi, bu paragraf böyle söyledi. Şimdi bu paragrafın daha ince bir okumasını yapmaya çalışalım. 1. Başlıyoruz. Bismillah. Evet, şu kainatı idare eden zat her şeyi nizam ve mizan içinde muhafaza ediyor. Öyle mi? Öyle. Niye öyle? İşte bilim zaten bunun topyekün bilim, yani her dalıyla, fiziği, kimyası, biyolojisi, sosyolojisi, sosyal bilimleri de katalım buna. Hepsi zaten mesai olarak var olduğu artık kesin olan düzenin parçalarını keşfetmeye çalışıyorlar. Fizik bir alan seçmiş, kimya bir alan seçmiş, bir sınır seçmiş. Çünkü hepsine hakim olamıyor. Biyoloji bir alan seçmiş. Onların da artık o kadar detaylarına inildi ki, farklı farklı düzen daireleri keşfedildi ki, onlar da bölündü. İşte organik kimya, işte inorganik kimya, biyokimya, biyolojinin kimya ile ilgisi, biyofizik, fizikle kimyanın ilgisi, o geçiş bölgeleri, işte fiziğin içine giriyorsunuz, onun ayrı uzmanları var, işte radyoaktivite uzmanları var, metaller üzerine uzmanlar var, o nasıl söyleniyordu, neyse onu şimdi beceremem ben herhalde, biyolojiye giriyorsunuz, işte anatomi var, zooloji var,
botanik var. O da biyolojinin alt dalları olarak devam ediyor. Bunların hepsinin içinde düzen var. Ortakları yani ortak paydaş şey ne bu bilimlerin hepsinin? Abi düzen var diyorlar ya. Bu varlıkta bir düzen var. Her şey bir düzenle devam ediyor. Eğer biz bu düzenin nasıl olduğunu kavrarsak o düzeni tekrar edebilir ve sonuçlarını elde edebiliriz. İmkanlarından faydalanabiliriz. Ben bunu nasıl şey yapıyordum? Size anlatmıştım. Üstad Hazretleri'nin duayı fiili ve duayı kavli arasındaki farkı bize anlatışında o vardır. Cenab-ı Hak iki türlü duayla var ediyor kainatı. Bir, sünnetullah yasaları. Bunlar duayı fiili içine giriyor. Yani Cenab-ı Hak oluşları yasalara bağlamış. Eğer bu yasaya girersen, o yasanın içinde dahil olursan varlığınla, o yasanın sonuçlarını meyve olarak alabiliyorsun. Mesela meyveyi ağacın bakımına bağlamış. Ağaç bakımı yasasını gözetirsen, yaparsan elma, armut, portakal, muz, ne ağacıysa, onun kendine ait yasasına uygun hareket edersen, bakarsan, üretirsen, Cenab-ı Hak da al kulum mükafat, sen bu fiili duayı yaptın, işte duanın karşılığı da muzdur, portakaldır, elmadır, şudur, budur, veriyor. Bunlar yasalara bağlanmış. Herkes için genel geçer dualar. Bir de kavli dua var. Kavli duanın ilk amacı kulluk. Yani kulun kulluk şuurunu kazanması için kavli dua gerekiyor. Kavli dua daha çok dar-ı ahirete bakıyor. Duayı fiili daha çok bu dünyaya bakıyor sonuçları itibariyle. Yine Bediüzzaman Hazretleri'nin söylediği bir şey bu. Duayı kavli özel yasalardır. Duayı fiili genel yasalardır. Mesela benim atıyorum Cumhurbaşkanlığıyla, İçişleri Bakanlığıyla veya bir müsteşarla ahbaplığım var. Özel bir hukuk, özel bir yasam var. Şimdi normalde diyelim bir yere ne yaptırmak diyelim? Bir çöp tenekesi koydurmak. İşte dilekçe yazarsın, belediyede görüşülür, o onaydan geçer falan filan. Ancak öyle gelebilir. Bu genel yasasıdır. Bir de benim tanıdığım var. Bir telefon açarım, çak hemen o tenekeyi getirtirir buraya. Şimdi genel yasa herkes için geçerlidir. O başvuru sürecini işleten herkes o tenekeyi alabilir. Veya işte başka bir şey düşünün. Devlet kanun çıkarmış, şu süre içinde başvuranlara vereceğim diyor. Gidiyorsun, süreci takip ediyorsun. Belgeni, evrağını, bilmem şusunu, busunu, gününde başvurunu yapıyorsun. O sonuç sana geliyor. Bu genel kanun. Bir de o süreyi kaçırdın ama yine de o şeyden sebeplenmek istiyorsun, faydalanmak istiyorsun imkandan. Bu da senin özel hukukuna bağlı. Şimdi kavli dualarımız neden fiili dualarımız kadar kabul olunmuyor? Çünkü kavli dualar özel yasaya bağlı. Yani çok iyi bir iman, Cenab-ı Hakk'ın yanında çok büyük bir itibar, çok özel bir hukuk lazım ki o kavli dua, fiili dua gibi sonuç versin. Mesela peygamberlerin duası alelekser makbuldür. Allah dostlarının duası çoğunlukla makbuldür. Niye? Özel hukuklarından dolayı. E şimdi ben ediyorum, olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü sen o özel dairede değilsin. Ha bu demek değildir ki duan hiç duyulmuyor. Yani kulaklığı işaret ettim, yanlış anlarsınız. Cenab-ı Hakk'ın işitmesi kulağa sese muhtaç değil. Bu sanılmasın ki Cenab-ı Hak bu duaları işitmiyor, kabul etmiyor. Hayır, işitiyor, kabul ediyor. Dar-ı ahiretin için, kulluğun için kabul ediyor onları. Ama sen bu dünyada sonuç istiyorsan biraz da fiili dua yapacaksın. Yahut da hukukunu yükselteceksin Cenab-ı Hakk'ın katında. Ama yine ona bağlıdır yani. Belki şartları müsait görmez, yapmaz. Hikmetine bağlıdır. Ama genel yasalara uyanların dualarını daha sık kabul ediyor. Bu yüzden mesela diyorlar işte kafirler niye başarıyor da biz başaramıyoruz. Adam fiili duaları iyi yapıyor. Biz fiili dualarda eksik kalıyoruz. Çantacı Necmi abinin bir tabiri var. Hacının diyor kalbi değil işi bozuk. Yani hacı yapıyor olmuyor. Filanca diyor adam yapıyor oluyor. Niye? Diyor o adam yasalarına şunlara bunlara uyarak yapmış. Bizim hacı diyor boş vermiş. Çok önemsememiş mesela tarlanın işini. Onunki bir vermiş, bununki yedi vermiş. Şimdi buradan diyor şey çıkarılmaması lazım. Hacının kalbi bozuk falan duası makbul olmadı. Hayır, hacının diyor kalbi düzgün ama işi bozuk.
güzel bir ifadedir. Yani Müslüman bu dünyada muvaffak olamıyorsa, başka bir hikmet bunu gerektirmiyorsa ya, Cenab-ı Hak başka bir hikmetle de bunu engelleyebilir ama genelde işimizin bozukluğunda. İşimizi düzeltsek Cenab-ı Hak onlara verdiği 3 ise bize 5 verir yani. Ki mesela bugün işte İHA'lar, SİHA'lar, Türkiye'nin başarısını herkes alkışlıyor. Nasıl oldu bu? 10 yılda oldu bu. Allah dedi ki Zat-ı Zülcelal Hazretleri, yani Müslümanlar, bu olay üzerinden bir okuma yapıyorum şu an. Ya Müslümanlar, siz yasalara uyun, çalışın tekniğin yasalarına uyarak. Ben size verdiğimi daha hızlısını yaptırırım yani. Üstad diyor ya, biz diyor onlardan daha hızlı teali edeceğiz diyor zamanı geldiğinde. Lemaat'ta geçer buna benzer ifadeler. Yani öne geçeceğiz diyor yani onlardan. Nasıl olacak o ahir zaman hadiseleri çok ilginç. Kıyamete yakın Müslümanların tekrar bir yükselme çağı olacak. Mehdi Aleyhisselam'ın geldiği dönem. İşte onlara verdiğinin daha hızlısını bize verecek. Daha güçlüsünü verecek. Çünkü o zaman biz çalışmayı öğrenmiş olacağız. İnşallah bu fitneler, bu fücurlar, kargaşalar dinecek. Alem-i İslam bir huzur bulacak. O huzurdan da işte bu terakki doğacak inşallah. Maddi ve manevi terakki ikisi birden doğacak. Nereden nereye geldik? Evet, kainatta nizam ve mizan var. Böyle muhafaza ediliyor. Nizam ve mizan hem korunuyor hem de onunla varlık korunuyor. Yani yasaları Cenab-ı Hak korumanın şeyi kılmış. Sınırlar kılmış. Biz sınırları yasalardan biliyoruz. Su, gerçi su her derecede buharlaşır ama 100 derecede kaynıyor değil mi? Bu yasa ne işe yarıyor? Ya insan, bütün canlılar, tek insan değil. 1/4, 2/3 su. E şimdi su her derecede kaynayabiliyor olsaydı, aha şu anda benim içimdeki su Allah muhafaza kaynasa ben ölürdüm. Zaten 50'yi geçtikten sonra organizma bozulmaya başlıyoruz. Isı, sıcaklık, vücut sıcaklığı 50 dereceyi geçtikten sonra proteinler bozulmaya başlıyor. Zaten 40 derece falan açtı mı çocuklar, Allah muhafaza kimseye vermesin. Mesela çocuklarda çok tehlike oluyor. Havale geçiriyor çocuk. Vücudunda bozulma oluyor. Bazen zihinsel mesela engeller meydana geliyor o ısı yükselmesinden. Niye? Vücut bozuluyor çünkü bir ısıdan sonra dayanamıyor. İşte Allah yasaya bağlamış. Yasa dediği şey aslında bizi koruması. Bak biz yasa diye okuyoruz. Aslında hafiziyet tecellisi. Diyebiliriz ki bütün bilim, bütün fizik aslında hafiziyet tecellisi. Cenab-ı Hakk'ın bizi korumasını, varlıkta tutmasını, bizi ve bütün varlığı, biz derken bütün varlığı kastediyorum. Biz bilim olarak okuyoruz. Onlarla korunuyoruz çünkü. Su her derecede kaynasaydı ben mahvolmuştum. Su her derecede donsaydı ben yine mahvolmuştum. İşte atıyorum, oksijen her şekilde yansaydı yine mahvolmuştu gibi gibi, bütün minerallere, şeylere indirin bunu, fiziksel, kimyasal, biyolojik bütün altyapılara indirin, hepsinin yasaları aslında korunmadır, varlıkta tutunmadır. Yani o yasalar sayesinde Cenab-ı Hak bizi muhafaza etmiş, birimizin varlığına diğerimizi ezdirmemiş. Yani oluşu, olları, o büyük kün feyekün emri içindeki, o büyük olun içindeki oluşları, ayrı ayrı oluşları birbirlerine yasalarla ezdirmemiş Cenab-ı Hak. Hafiziyet ismi böyle bir, el-Hafiz ismi, hafiziyeti böyle tecelli etmiş. Evet, her şeyi nizam ve mizan içinde muhafaza ediyor. Nizam ve mizan ise ilim ile hikmet ve irade ile kudretin tezahürüdür. Hadi bakalım, gene muhteşem bir cümle, muhteşem bir yasa. Nizam ve mizan, yani düzen ve ölçülülük. Nizam, düzen, mizan, ölçülülük. Nizam ve mizan ise ilim ile hikmet, irade ile kudretin tezahürüdür. Demek ki bir şeyde düzeni, ölçülülüğü gördüğümüz zaman hemen bir arkasındaki sayfa, kitabın sayfası gibi böyle, onu gördük. Hemen arkasını çevirdik mi? Karşımıza ne çıkıyor? Bir, ilim. Değil mi? Bilmesi lazım. Düzen ne şekilde bozuluyor, ne şekilde devam ediyor? O düzeni bozabilecek olanlar neler? O düzenin sağlamasına yardımcı olanlar neler? Bir kere bunu bilmesi lazım. Düzeni devam ettirenin düzeni bilmesi lazım.
düzensizliği de bilmesi lazım. Hem düzeni hem düzensizliği bilmesi lazım ki düzende korusun. İşte yine gidelim muhasebeci örneğimize. Muhasebeci eğer şirketin işleyişini bilmese, devletin hesapla ilgili, vergiyle ilgili yasalarını bilmese, çalışanların aldığı maaşları, primleri, satışları bilmese nasıl sağlayacak oradaki düzeni? Bilmesi lazım. O bilgiyle olur o. İşte ilim bu açıdan nizam ve mizanın, mizan ölçüyle koyuyorsun değil mi her şeyi, oranlarla gene bilmen lazım. Hemen arkasında ilim bir gösterdi kendisini. İki hikmet. Hikmet nedir? Hikmet her şeyin yerli yerinde olmasıdır. Olması gerektiği kadar olmasıdır. Hikmet budur. Amaçlı olmasıdır her şeyin yani. Amaçsız yerleştirilmemesidir, konmamasıdır. Bu amaç bir de olabilir, bin de olabilir. Şimdi ilmi var ama amacı yok. Yine olmadı. Adam muhasebeci ama hiçbir amaç gütmüyor. Şirketin içinde bir şey yapmaya çalışmıyor. O ilim tezahür eder mi? Etmez. İşleri sallamışsın deriz biz ona. Bak, hikmet de gerekiyor yani. İlim sadece ilim değil, o ilmin içinde bir seçki, bir amaçlılık, bir yerli yerindelik de gerekiyor ki o şey sağlansın. İlim doğru şekilde kullanılmış olsun. Devam ediyoruz. İrade ile kudret. İradenin hikmetle aslında bir yakın şeyi var. Şöyle diyelim, irade ile ilmin arasında hikmet var gibi. Şimdi ilim var, irade ne? O ilimde bulunanlardan birisinin seçilmesi. Kudretle de ilmin arasında irade var. Yani şöyle düşünelim, bir şey varlığa çıkıyor. Neyle çıkıyor? Kudretle. Ama o şey varlığa çıkarken aynı zamanda başka çok şey olabilecekken o şey oluyor. Demek ki seçilmiş irade. E peki irade varsa o şeyin çok olabilecek şeyler vardı ihtimalleri. O bilgi muhafız vardı. Ondan bir seçme oldu. İlim. Mesela biraz daha böyle şey olsun, somutlaştırayım. Şimdi ocakta çay var. Ahmet çok güzel çay yapıyor. Yapamıyorum da siz öyle düşünün yani. Temsil öyle oluşsun. Kurgumuzu öyle yapalım. Ama yalan da olmasın. Güzel çay yapamıyorum yani. Kimse heyecanlanmasın. Şimdi çayı yapmam için bir, çay yapmak nedir? Benim bunu bilmem lazım. İki, ben sadece çay yapmayı bilmiyorum ki. Çay yapmaktan başka birçok şey daha var bilgi olarak kafamda. O çay yapmanın da sırası var mesela. O bilgilerin ocağı yapmanın, suyu koymanın, çayı atmanın hepsinin ayrı bilgisi var. Onlarda da seçebiliyor olmam lazım. Kahve yapmayı seçmemem lazım. Ayran yapmayı seçmemem lazım. Ihlamur yapmayı seçmemem lazım. Çay yapmayı seçmem lazım ki çay yapabileyim. İşte irade. Bak, ilim iradeye akıyor, kalıplanıyor. Ardından kudretimin olması lazım. Allah göstermesin, Allah kimseye vermesin. Allah öyle zor imtihanlardan muhafaza eylesin. Bütün bedenim felçli olsa çay yapmayı biliyorum. İrade de ediyorum ama kudretim yok. Kalkıp yapabilir miyim? Yapamam. Bak, ilim, irade, kudret. Her şeyin varlığa gelmesinde, vücuda gelmesinde, oluştan oluşa geçmesinde bu üçünün hakkı var. Üstad Hazretleri bu ilim, irade, kudret üçlüsünü burada biraz daha açmış. Nasıl açmış? Kudret, irade, hikmet ve ilim. Yani tabiri caizse ilim burada her şeyin bilgisi, hikmet o ilmin iradeden önce bir amaçla kalıplanması. Sonra irade geliyor, onlar seçilmiş oluyor artık. Daha da somutlaşıyor yani. Ondan sonra kudret. Yani ilmi amaçlandıran hikmet. İlim amaçlandığında hikmet oluyor. Bilmiyorum güzel anlatabiliyor muyum ama nasıl bir örnek versem de kafanıza oturtsam. Zaten süremizde 55 dakika oldu. Bu paragrafı bitiremeyeceğiz de bu cümleyi bitirelim bari. Şöyle bir örnekle şey yapmaya çalışayım. Şimdi benim ilmim var diyelim. Roman yazabiliyorum.
roman yazma yeteneğim var ama hangi romanı yazacağım ben? Bir amaç sahibi olmam lazım. Bilginin bir amaç sahibi olması lazım. O bilgiye amacı verdiğim zaman, hikmeti verdiğim zaman o bilgi onun etrafında şekilleniyor. Ben diyorum ki, evet roman yazabilme yeteneğim var. Yazacağım roman da bir polisiye olsun. Bak hikmetle ora ben polisiyeyi biçtim. Bu hikmeti neden dolayı verdim? Atıyorum X yayın evi benden polisiye roman bekliyor. Çok satacakmış veya işte para verecekmiş bana karşılığında. Öyle bir şey diyor arkadaşlar. Yani bu ihtimalle kafamdaki bilgi şekillenmeye başlıyor. Sonra ben evet polisiye roman yazacağım diye seçiyorum ve başlıyorum. İrade ve kudret. Yazmaya başladığım anda da kudretin tezahürleri o iş somuta dökülmeye başlıyor. Bu şekilde bir parça daha aklınıza yaklaştırmış olayım. Yani nizam ve mizan ise ilim ile hikmet ve irade ile kudretin tezahürüdür. Çünkü görüyoruz her masnu vücudunda gayet muntazam ve mevzun yaratılıyor. Evet konuştuk bunu. Hem hayatı müddetince değiştirdiği suretler dahi birer intizamlı olduğu halde sadece oluş ve sonuç değil, o aradaki geçişler de hep hikmetli, hep düzenli, hep sanatlı. Ahmet bir doğduğundaki Ahmet bir de öldüğündeki Ahmet değil ki, aradan ne Ahmetler geçti ve hepsi ayrı ayrı antika sanatlardı yani. Övmek gibi olmasın, sahibimindir bütün övgü elhamdülillah. Hamd ona aittir, sahibime aittir, beni yaratan Allah'a aittir çünkü ben kendimi yaratmadım. Elhamdülillah bunu ifade ediyor. O aradaki her şey de ayrıca sanatlıydı. Gençken ayrı sanatlıydım. Orta yaşlıyken ayrı sanatlıydım. 50'm 60'ım görürsem o yaşları Allah ömür verirse ayrı sanatlı olacağım. Orada böyleydim, burada öyle olacağım. Burada iyi koşuyordum, orada iyi düşünüyor olacağım. Burada sabırsızdım, orada sabırlı olacağım. Gibi olgunlaşmalar, gelişmeler, terakkiler, inişler, çıkışlar ama yekününde gözüken ayrı ayrı her boyutta, her günde, her ana inmiş sanatlar var. Her an bende olan, benim hakim olmadığım neler neler var. Ne mucizeler var. Ben o mucizeler sayesinde hayattayım, haberim yok. Hayatı müddetince değiştirdiği suretler dahi birer intizamlı olduğu halde heyet-i mecmuası da intizam tahtındadır. Başlangıç sonuç arası da intizamlı, o ayrı ayrı oluşlar da intizamlı, düzenli. Onların detayları da düzenli, onların detayları da düzenli, onların da detayları düzenli. Yani indikçe, detaya indikçe her şey düzenli. Atom altı alem düzenli olduğu gibi mikro, makro alem, yıldızların, galaksilerin düzeyi de düzenli. Onun üstü varsa o da düzenli. Evet. Heyeti mecmuası da bir intizam tahtındadır. Zira görüyoruz ki, vazifesinin bitmesiyle ömrüne nihayet verilen ve şu alem-i şehadetten göçüp giden her şeyin Hafiz-i Zülcelal, yani Celal sahibi, Haşmet sahibi Hafiz, hani hep diyorum Üstad Zülcelal dedi mi büyük resim gösteriyordur bize. Zülcemal diyorsa küçük resme baktırıyordur bizi. Bunun belki çoğu nur talebesi de fark etmemiştir. Hani nur talebesi arkadaşlarıma da bunu özellikle ihtar ediyorum. Dışarıdan izleyenler zaten bunu nereden bilecekler? Üstad Hazretleri bir yerde Zülcemal diyorsa aklınıza gelsin ki orada büyük resme bakılıyordur. Bir yerde Üstad Hazretleri Zülcemal diyorsa aklınıza gelsin ki küçük resme baktırıyordur. İnce bir şeye baktırıyordur. O isimleri de boşuna seçmiyor yani. Hafiz-i Zülcelal birçok suretlerini Elvah-ı Mahfuza hükmünde olan. Elvah-ı Mahfuza nedir? Hıfz levhaları. Ama daha açık şey neymiş Elvan-ı Mahfuz'a? Her şeyin kaydedilip korunduğu manevi levhalar. Evet. Elvan-ı Mahfuz'a hükmünde olan hafızalarda ve bir türlü misali aynelerde hıfzedip, bu bir türlü diyor ama bin türlü mü acaba? Ama burada bir türlü dendiğine göre bunu esas kabul ediyoruz. Bir türlü misali aynelerde hıfzedip, koruyor yani oralarda yansıtıp koruyor. Ekser tarihçeye hayatını çekirdeğinde neticesinde nakşedip yazıyor. Olanları hafızada kaydettiği gibi varlığının sırrını da çekirdeğine yazıyor tekrar. O şeyin çekirdeğine, yavrusuna, tohumuna yazıyor.
ekser tarihçe hayatını çekirdeğinde neticesinde nakşedip yazıyor, zahir ve batın aynelerde ibka ediyor. Hafızalardaki korunması batın bir ayna, tohumda korunması zahir bir ayna. Çok aynalar var. Her yerde saklanıyor. İşte diyor ses dalgaları iz yapıyor. Zahir bir ayna. O ses dalgası atmosferde yayılıp gidiyor. Batın bir ayna. Daha latif, daha ince, daha fiziksiz. En azından bu dünyada gördüğümüz dört boyutlu fiziğe ait olmayan başka bir fiziğe bağlı bir şey bu muhafaza. Bunlar çok oluyor diyor varlıkta. Cenab-ı Hak her şeyi böyle yansıtarak muhafaza ediyor. Zahir ve batın aynelerde ibka ediyor. Mesela beşerin hafızası, ağacın meyvesi, meyvenin çekirdeği, çiçeğin tohumu, kanunu hafiziyetin azamet-i ihatasını gösteriyor. Bak, kanunu hafiziyet. Dedik ya, sıfat olan kanuna bağlıdır. Hafiziyet sıfattır. El-hafiz isimdir. Hafiziyet sıfattır. İşte diyor burada, beşerin hafızası, ağacın meyvesi, meyvenin çekirdeği, çiçeğin tohumu, kanunu hafiziyetin azamet-i ihatasını gösteriyor. Yani o hafiziyet nerelerde, ne şekilde işliyor? Onlara bakıp anla. Neye bakıp anla? Hafızaya bak, ağacın meyvesine bak, meyvenin çekirdeğine bak, çiçeğin tohumuna bak. Her ne ki kendinde olanı başka bir şeyin içinde saklayarak muhafaza ediyorsa ona bak. Cenab-ı Hakk'ın saklamakta, korumakta, muhafazada ne kadar geniş bir kanun işlettiğini bunlardan anlarsın diye Üstad Hazretleri bu paragrafta da bize ders veriyor. Evet arkadaşlar, bir paragraf daha ilerlemiş olduk 7. hakikatte. 2. paragrafta bu. 3. paragrafa bir sonraki ders geçeriz inşallah. Belki bu 2. paragrafa da dönüp bazı şeyleri tekrar konuşuruz. Çünkü hızlı geçmek zorunda kaldım son kısmını. Çok konuştum, kusura bakmayın. Tutamıyorum. Meseleler konuşturuyor arkadaşlar. Yani bunlar çok lezzetli şeyler. Bazen çok heyecanlanıyorum, ağzımdan da köpükler saçılıyor. İnşallah telefon o kadarını göstermiyordur. Telefonun dandikliğinin umarım böyle bir faydası oluyordur. Pekala, duamızı edip bitirelim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahmenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.